Hepinize merhaba X ailesi, ben Xir. Arkadaşlar yepyeni bir GTA 5 online videosuyla daha karşınızdayım ve bu arkamızda NPC gibi duran araba aslında NPC arabası değil. Hemen hızlı bir şekilde arabaya binelim. Bugünkü konumuz bu araç. Şimdi direkt Karmit'e giriyorum. Hiç lafı uzatmadan. Evet, bizim Kazım Usta'ya bir bakalım. Kazım Usta buralarda mı? Buralardaysa hemen bir modifiye işine girelim. Evet, burada CTRL G yapıyoruz. Belki bilmeyenler vardır diye tekrar hatırlatayım. Bugünkü konumuz Dinka Kanjo. İlk olarak bakalım live'erimiz var mı? Var. Her zaman klasikte olduğu gibi live'eri var ama çöp. Çöp. Bak buradan yürüyebiliriz. Buradan yürüme ihtimalimiz var. Ben size söyleyeyim. Bu niye soluk böyle? Yani arabayı koyu renk yaparız diye galiba. Yani. Yok, bu olmaz. Bu da olmaz kanka. Bu da bir ihtimal. Yok. Ulan şuradan yürüsem nasıl olur? Buradan var enteresan bir şey çıkartabilirim ha. Yok, bu da çok klasik kaçar. Anime desenli mi? Demek öyle. Aa, bu da güzelmiş lan. Ulan buradan da yürüyebilirim aslında ha. Buradan mı yürüsek, buradan mı yürüsek? Şu an var acayip kararsız kaldım. Ya buradan yürüyeceğiz ya da buradan yürüyeceğiz. Hangisi? Şunu ben bir yapsam, bir dakika. Renkler nerede? Bir bakalım. Nereler değişiyor tam olarak? Ön, bir de şu aralar. Ulan buna şöyle mavi pembe iki renkten mi yürüsek acaba? Mavi ve pembe. Mor tuhaf durdu ama güzel de durdu. Yeşil de öyle. Kırmızı. Lan bu arabaya hemen hemen her renk yakışıyor ha. Enteresan. Acaba beyaz mı bıraksak diye düşünüyorum ama. Şöyle beyaz bıraksak. Şu diğer library'e de bakacağım ya, bir saniye. Nerede o? Şu. Bir de renk değiştirerek bunu görelim. Bakalım nasıl malzeme çıkıyor bundan. Vallahi buradan da ekmek çıkar bize, ben size söyleyeyim. Ama buna açık tonlar gider. Böyle koyu tonlar değil ama açıklardan da hangisi gider emin değilim. Bak, koyu olarak bir şu gider. Ama çoğunlukla açık gidiyor bu arabaya. Tamam, şunu yapalım şimdilik. Bu böyle bir kalsın. Ama var ya bak, daha sonra ben bunun ayarlarıyla oynayabilirim. Ona söz vermiyorum. Lan şöyle cafcaflı bir renk mi yapsak acaba? Yeşil, mavi, pembe. Dur bakalım. Bir şey diyeyim, bu araç böyle kalsın, beyaz kalsın. Bu nedir? Şuna da bakalım. Oha lan, direksiyondaki detaymış. Bu çok önemli değil ya ama şöyle biraz daha açık. Aynen.
kendini belli etsin diye. Şimdi yukarıya bir çıkalım. Armor'dan başlayalım. Bu böyle bir armorlu marmorlu kalsın. Bu ne? İşte bak, bunlar arabanın kaderini belirleyen şeyler. Kanka buna nasıl bir ön gider? Şu olabilir. Şu olur mu bilemedim. Olabilir. Bunda plaka takıyor ama işte diğerlerinde de plaka yok. Keşke olsaymış. Şunu yapacağım. Şurada mavilik var ya. Bu uyumlu olur arabayla. Arka tarafı da... Bu ne lan? Çok abartı. O çok abartı ya. Şu olabilir. Şu da olabilir. Ama diğeri harbiden şu çok abartı duruyor. Tamam, şunu yapalım. Bu idarelik bir kalsın. Bak, bununla şunun arasında kaldım. Ya bu ya da bu. İkisi arasında kaldım ama şimdilik bunu yapacağım. Lan bu araba bayağı kararsız bıraktırdı beni. Ya buraya çok aşırı özen vermeye gerek yok aslında ama. Şöyle kalsın o zaman. Bu ne? Bu da ne renk olsa olur. Şöyle olur. Güzel. Curcunalı. Bunu 4. seviye yapalım. Kanka buna da tahminimce şöyle bir şey gider. Şu nasıl durdu? İyi gibi. Ya da renklilerden mi yapalım? Renkli de olabilir ya. Şöyle mesela. Ya da şöyle siyah beyazlı. Tamam, bunu yapalım. Egzoz. Egzoz önemli. Bu galiba full tek egzoz. Kanka buna şunu yapacağım büyük bir ihtimalle ama. Evet, büyük bir ihtimalle bu. Şurada mavi detay var ya, o güzel duruyor. Bu nedir? Yan taraf. Kanka büyük bir ihtimalle buraya dokunmayacağım ya. Bu bozuyor. Yani sanki şöyle yaptığım zaman sanki şura yedek parça gibi duruyor. Sonradan takılmış gibi. Bence bozmayalım. Orijinalliğini bozmayalım. O kalsın. Kanka buna kırmızı yapalım. Kendini belli etsin. Hood. Yani siyah gider mi? Gidebilir. Şöyle olur ya. Şu güzel durdu bence. Şurası açıldı ya. Bu da tamam. Buna direkt R. Benim kornalar klasiktir ya. Kanka buna da şöyle bir şey olabilir. Şöyle, evet. Tamam. Kapı. Kapı da bence böyle kalsın. Güzel oldu. Evet, geldik koltuklara. Koltuklar bence kırmızı detaylı olsun, daha iyi olur. Şöyle olabilir. Bu nedir? Aynen, direksiyon. Şimdi direksiyon olarak nasıl bir şey gider buna? Şu olur bence ya. Şunu yapalım.
Işık, ışık, ışığa gelirsek valla ışık birazcık kararsız bıraktıracak ama mavi gider buna ya. Şimdi arabada mavi detay var ya. Bence blue yapalım bunu. Ama normal blue yapalım. Şey değil, elektrik değil. Neon. Neon dört bir yana. Neon rengi. Gider mi böyle bir şey? Lan biraz kız arabasına benzedi ama. Tatlı da oldu be. Library geçiyorum. Aynalar. O nasıl ayna lan? Tuhaf duruyor. İnek kulağı gibi. Kanka biz gene şunu yapalım ya. Böyle kalsın. Plaka, iksir, siyah plaka yapalım buna. İçeriye şu tarz zımbırtılara gerek var mı? Sanki şekil de durdu değil mi şurada? Bir dakika, arkada nasıl belli oluyor? Mesela şunu yapsak. Tamam, şunu yapalım. Bu güzel durdu. Roof. Oo, bayağı seçenek varmış lan bunda da. Ya şunu yapacağım. Ya da şunu. Yapar, bak bunu yaparsam mavi yapmam ama büyük bir ihtimalle. Kendini belli etsin diye. Tamam, şunu yapalım. Oo, bayağı şekilli şeyler varmış lan bunda. Bence şu güzel oldu. Bence de bu. Bu kalsın. Bu neymiş? Ha, yanlara siyah detay. Ya bence gerek yok ona. Çünkü library'yi kapatıyor. Bence onu kaldıralım. Evet, yandaki detaylar herhalde basamak oluyor bunlar. Tamam, şöyle kalsın. Böyle iyidir. Bu nedir? Aa, bak bu da güzel olur. Şu güzel durdu sanki. Acaba rengi değişiyor mu ya bunun? Dur bir dakika, şunu yapacağım. Acaba o renk miydi? Şu. Yok, bu değil. Şu. Aynen, bak ulan iyi aklıma geldi ha. Kanka buna mavi yaparız ama nasıl bir mavi yaparız? Ya şu olur ya da şu olur. Lan kancayı çek. Şu bir tık daha benzedi ama şu da tatlı durdu bence. Bence bu. Normal blue. Ya da bunu yapalım ya. Bu daha tatlı durdu. Diğeri çok sırıttı ya. Bak şöyle baktığın zaman şu kenardan çok sırıtıyor ya mavi. Ama şu o kadar belli etmiyor kendini. Bu var ya. Bak şu da olabilir. Şu da olur. Bir tık koyusu. Bu da güzel olur. Tamam, bunu yapalım. Tamam, buraya geçiyorum. Spoiler. Kanka buna ya bu ya da bu ama bence bu. Bak bu da güzel duruyor, pembe ama sanki şu daha bir tatlı durdu ya. Şu üst, yani şurası karbon ya. Şurası da karbon, şunlar da karbon. Üst tarafla uyumlu oldu. Bence böyle iyi.
Ön tarafına da şu güzel olur. Arabayı basalım. Tak kanka, turboyu falan her şeyi bir fulle. Şimdi jantlar en can alıcı yer aslında. Arabayı basınca tekerlekler çapraz durdu. Şimdi kanka buna şunu taksam bir de rengini değiştirsek nasıl olur? Valla buna ya mavi gider ya pembe. Şöyle bir mavi olabilir. Ya da şöyle bir pembe. Bence şu güzel durdu ya. Tatlı durdu bu. Şeker gibi oldu. Bu arada jant seçeneğine tam bakamadık. Bir dakika. Şöyle bir bakalım. Yok, buraya geçiyorum. Şuraya bakalım. Yok, buradan da ekmek çıkmaz. Offroad'dan zaten çıkmaz. Yok, buradan da çıkmaz. Evet, buradan belki çıkabilir bir şeyler. Yok, çıkmadı. Bu nedir? Şöyle bir şey. Ama tekerlekler çok kalın oldu. Bu da olmaz. Galiba en baştaki seçenekten bulacağız ya. Öyle gözüküyor. Şuradan bulacağız. Ya da ilk seçtiğim kalacak. O da güzel. Şu an en mantıklısı bu durdu. Şu da olabilir. Şu da tatlı durdu. Hatta bunu yapalım. Tamam. Tekerleklere yazısını yapıştıralım. Kurşun geçirmez lastiklerini de takalım. Şimdi bundan ne renk duman çıksa güzel olur? Ya pembe ya mavi. Bence pembe yapalım. Bence pembe yapalım. Çok daha tatlı durur bu. Arabanın camlarını karartalım. Armor'unu zaten takmıştık. Oğlum araba çok güzel oldu lan. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç tahmin ettiğim gibi olmadı. Yani tahmin ettiğimden çok daha güzel oldu. Acayip felaket bir şey lan. Bu araba önden çekişte, onu da söyleyeyim. Hani alacak olanlar ya abicim daha yeni yaptırttım, çizme be. Ama bayağı tatlı bir şey oldu ha. Normalde de kullanırım. Bu arabayı alacak olanlara şimdiden tekrar söyleyeyim. Bu araba önden çekişli. Hani önden çekişli araba sevmiyorsanız bunu almayın. Onu da peşin peşin söyleyeyim. Ama arabanın genel yapısına bakarsak acayip tatlı oldu. Vallahi bana sorarsanız acayip güzel oldu. Neyse, bir de şu arabanın bir önceki bir de sonraki haline bir bakalım. Araba nereden nereye gelmiş, nasıl olmuş, ona göre bir durum değerlendirmesi yapalım. Buyurun bakalım hep birlikte. Evet, arabanın öncesi ve sonrası halini gördün. Sence araba nasıl olmuş? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutma.
Ya bana sorarsan şeker tadında oldu, güzel oldu. Habire de param kesiliyor ya. Bu nedir arkadaş? Neyse, bu videonun da burada sonuna gelelim. Ekranda bulunan bağlantılardan farklı bir bölüme farklı videolara ulaşabilirsiniz. Farklı bölümlerde farklı videolara görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye X çetesi. Bye bye. Görüşürüz. Seviliyorsunuz.